Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, söküp çıkaranlara andolsun, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, derken iş düzenleyenlere, birinci üflemenin kainatı sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler kaygıdan oynar. Gözler yorgun düşer. Diyorlar ki, öldükten sonra biz dünyadaki ilk halimize mi döndürüleceğiz? Hem de çürümüş kemikler olduktan sonra ha? O zaman bu ziyanlı bir dönüş olur dediler. Bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Birdenbire kendilerini mahşerde bulu verirler. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Kutsal Vadi Tuva'da Rabbi ona şöyle seslenmişti. on'a git. Çünkü o çok azdı. De ki, nasıl arınmaya gönlün var mı? Seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın. Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve isyan etti. Sonra inkar için Olanca çabasını göstererek sırtını döndü. Derhal adamlarını topladı ve onlara bağırdı. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah onu dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. Elbette bunda korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Sizi yaratmak mı daha güç yoksa gökyüzünü yaratmak mı? Ki onu Allah bina etti. Onu yükseltti, düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Ondan sonra da yer küreyi döşedi. Yerden suyunu ve otlağını çıkardı. dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere. Her şeyi alt üst eden o büyük felaket geldiği vakit, insanın yapıp ettiklerini hatırlayacağı gün ve görene cehennem açık bir şekilde gösterilmiştir. Artık kim azmışsa ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse şüphesiz cehennem onun için tek barınaktır. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmış kimse için şüphesiz cennet onun yegane barınağıdır. Sana kıyameti sorarlar. Gelip çatması ne zamandır derler. Sen onu nereden bilip bildireceksin? Onun nihai ilmi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar.''